Şimdi dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı açıldı. E, hatta bir ayda ücretsiz ilan etti Cumhurbaşkanı. Yani bir ay ücretsiz kullanılacak. E, ya bu çok önemli bir eksiklikti aslında. E, havalimanının metrosu yoktu, metroya kavuşmuş oldu. E, biraz bu konuyu konuşalım istiyorum ben. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu kırmadılar. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı da vardı. Geldiler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hemen başlayalım mı? Evet. Peki şey üzerinden konuşalım mı? O üzerinden konuşalım. Buyurun yani o... bir, bir giriş yapayım istedim. <laughs> Buyurun yapın. De. Ya, Valla şimdi siz de takip ediyorsunuz. Memleketin herkesinde çok ciddi işler oluyor. Yani hakikaten güzel işler oluyor. E sonucunda yani bir yatırım yapıyorsunuz. Yani böyle büyük altyapıları bir defa yapıyorsunuz. 100 yıl boyu kullanıyorsunuz. Ama son 20 yıldır ülke hakikaten çok büyük altyapıları başarıyla yapıp bitiren bir Türkiye var artık. Yani bu aslında bir yeni Türkiye. Aslında. Yani... yani siz geçen programda evet. dediniz ki ya dediniz havalimanı metrosu da bir tarih verdiniz böyle çok yakın bir tarih. Evet. Ya dedim yetişir mi ota? Ya yetişecek dediniz. Emin misiniz? Evet eminim filan. Hatırlıyorsunuz değil tabii, mi? Tabii tabii. tabii. E, hakikaten yetişti. Belki de o tarih mi? Biraz da erken mi? Belki bir, bir, birkaç gün veya bir, birkaç hafta geç olabilir o gün verdiğimiz tarihten. Ama yani tabii büyük altyapılar bunlar hakikaten yani. Bunları bir defa yapıyorsunuz. 100 yıl boyu kullanacaksınız bunları. 100 yıl mı ta şey? Tabii ki yani Yüzyıldan 100 yıldan daha fazla. Çünkü bunun bakım işletmesini yaptıktan sonra 100 yıldan daha da fazla kullanacaksınız. 100 yıldan fazla kullanılan dünyada metro var mı? Tabii ki vardır. 1900 yılların başında mesela Moskova metrosu, Paris metrosu, ha, ondan Londra ondan. metrosu ama tabii onlar şimdi dökülüyorlar. Dökülüyor. Onlar da Yenilemenin planlarını yapıyorlar şu anda. Ama bizim bu yaptığımız şey, hakikaten dünya örnek, son teknoloji, son kalite. Muhteşem eserler. Yani bütün vatandaşlarımızın dünyada en iyi metro nerede yapılmış diye aramalarına için, görmeleri için hakikaten gelip Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu mutlaka gelmelerini istiyorum. Meydan okuyorum, kıyaslayın diyorum. Aynen öyle. Aynı, <laughs> aynen öyle. Yani aynen öyle. Dört dörtlük yani dört başı mamur bir şey iş de, getirdik. Cumhurbaşkanı da onu söylüyor. Ya diyor Fransa'daki metro akıyor... <laughs> her tarafı. Tabii canım her tarafı dökülüyor onlar. Yani onlar da şimdi bunları yani hem çalışırken nasıl yeniliriz onun planlarını da yapıyorlar. O yüzden bunlar hakikaten çok kıymetli. Yenilemek işte. kolay mıdır metroyu? Ya yani o sistemi bir defa durdurmanız lazım. Orada ciddi bir taşımacı var. O taşımayı da durdurup başka farklı yönlerde nasıl taşırsınız? O taşıma yaparken onu yenilemek çok zor bir iş. Ee, ama bu, bu gibi yani İstanbul gibi büyük metropollerin Hayatın vazgeçilmezi artık bu büyük altyapılar, metro yatırımları. Yoksa şehirler yaşanmaz hale gelir. Yani tabii, bunları tabii. daha da fazla yapmak lazım. Yani planlananları bir an önce yapı devam edenleri bitirmek lazım, devam edenleri bitirmek ve yenilerine başlamak lazım. O yüzden şimdi bakalım evet. mı Sayın bakan. Ben de size bir şunu vereyim. Evet. Ee, şimdi burada bir harita görüyoruz. Evet. Şu ne haritası? Burası şimdi bu kağıthaneden başlayıp kargo terminaline kadar dediğimiz 34 kilometre uzunluktaki metromuzu dün itibariyle açtık. Bu sabah saat 6'da da işletmeye başladık. Peki Ve... bir dakika. Gayrettepe'den başlıyor. Evet. Ee, kargo terminali, havalimanının kargo terminaline kadar gidiyor. Kaç kilometre burası? Şimdi Gayrettepe ile kargo terminali arası 37,5 kilometre. Ama bizim bu Kağıthane Gayrettepe arası 3,5 kilometreyi önümüzdeki aylarda yani birkaç ay içerisinde açacağız. Bir, şu kısmını bir da bir açamadık. Şu kısmı da açılmadı. Hadi, şura ve şurası evet, henüz bu üç, açılmadı. 3,5 kilometre tek istasyon Gayrettepe istasyonu bu henüz açılmadı. Bu ne zaman açamadık. bitiyor? Bu da bu hedefimiz burada Nisan'ı bitirmeden Nisan ayı içerisinde bunu hizmete almak. Aa, hemen, şu... Hemen, hemen şu anda. Bunun da e, tabi burası çok zor bir bölge. Bu en zo en kalabalık tabii. Yer. Hem kalabalık yer hem E5'in tam altı burası. Zincirli Kuyu kavşağının altı bir de burası 70 metre derinlikte de yapmamız gerekiyordu çünkü onu birazdan anlatacağım. Burada başka farklı metro hatlarının entegrasyonu var burada. Siz o zaman dün evet. şuradan dün, evet, Kağıthaneden buradan. şuraya kadar kargo terminaline kadar 8 tane istasyonumuzu açmış olduk. Kağıthane, Hastan, Hastal, Kemalburgaz, Göktürk, İhsaniye Terminal 2 havaalanına geldik artık. Geldik Terminal 2 istasyonumuzda çok daha uzun vadede İstanbul Havalimanı bugün kapasitesini doldurduğunda Yeni bir terminal yaparak kapasite artırımı yapılacağı zaman faaliyete geçecek istasyonumuzdur. Biraz uzun vadeli uzun bir. Uzun şey, vadeli. Evet yani bunların hepsi düşünülmüştür. Yani Bu bu ne peki? Orası İstanbul Havalimanı'nın e, esas terminali orası. Terminal burası. Ha bu da kargo terminali. Kargo terminali terminal de İstanbul Havalimanı hem yolcu açısından hem de kargo açısından da çok önemli bir nokta, merkez bir nokta olduğu için kargo terminali tarafında çalışan yoğun bir personel var. O personelin ve oraya gelecek ziyaretçilerin kullanacağı kargo terminali. Kargo değil. Hani o, orada çalışan evet, personel için. Orada çalışan personel ve oraya gelen ziyaretçiler için. Orada da bir yoğunluk var. E, o terminal de dahil olmak üzere 8 istasyonumuzla birlikte dün itibariyle ve bugün sabah saat 6 itibariyle de yolcu taşımaya başladık. Ücreti almıyorsunuz. Bir ay. Sayın başkanımız <laughs> dedi ya biz millet için bunları yapıyoruz. Bir ay almayacaksınız. Evet. Şimdi kağıthaneden... E, kargo terminaline kadar. Burası kaç kilometre? 34 kilometre. Dün açtığımız e, hattımızın uzunluğu. Yani bir şehir için, metro için 34 kilometre muazzam bir... Çok büyük bir çok zaman. Büyük. Yani, yani gerçekten öyle. Bunun maliyeti de yaklaşık 25 milyar lira bugünkü fiyatlarla. Yani hakikaten çok büyük Peki bir şimdi altyapı projesi. Şunların sürelerine bir bakalım evet. isterseniz. E, çıkartmış burada arkadaşlar Şimdi Kağıthane'den havalimanına kaç dakikada gidiyoruz? 24 dakikada Kağıthane'den e, metroya binen bir vatandaşımız sadece 24 dakikada İstanbul Havalimanı'na kadar gidebiliyor. Yine Göktürk'ten binen bir e, vatandaşımız 13 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabiliyor. Esenler'den 45 dakikada. Esenler da, nerede burada? Bunu da izah etmemiz gerekiyor. E, burada Kağıthane istasyonumuzdan e, Mecidöke'ye Mahmut Bey hattımız Kağıthane istasyonumuzdan geçiyor. Esenler'de tam burada tam Esenler burada Esenler'deki Mahmut Bey Mecidiyeköy hattımızdan metroya binen bir vatandaşımız Kağıthane'deki bu mecidiyeköy Mahmut Bey hattını Kağıthane istasyonundan indiğinde 100 metre mesafede hemen üst üst tarafında ha, e, bağlantılı. bağlantılı buradan entegrasyon yaparak e, havalimanına 45 dakikada gidebilme imkanına sahip es, oldu. Esenler'den metroya binecek. Evet. Önce Kağıthane'ye gidecek. Kağıthane'de Tren değiştirecek ee, ve oradan havalimanına gidecek. Evet. Bu da 45 dakika. 45 dakika. Esenler'den e, Kağıthane ve buradan da İstanbul Havalimanı sadece 45 dakika. Peki niye Baş... sadece Esenler'i diyorsunuz? Başka bağlanan... Tabii hepsi yer... var. Bakın bu Mecidiyeköy-Mahmut Bey hattı Mecidiyeköy'den başlar. Kağıthane, Eyüp... Esen Gazi Osman Paşa esenler ve baş, esenler ve Mahmut Beye kadar bağcılara kadar gider O zaman hani bağcılardan da gidiş var havalimanlar. Tabii ki yani zaten aslında bu bütün metro hatları birbirine Entegre olarak dizayn edilmiş Çünkü bunlar hep birbirini tamamlayan hatlardır. Bu hatlar tamamlandığında zaten bu entegrasyonun tamamı sağlanmış olacak Bu ne? Bakın şu şu anda gözüken Mecidiyeköy Mahmut Bey hattı bakın burada. Mecdüköy Mahmut Bey hattı bu beyazla gözüken şurası. Evet. Mah Mahmut Bey Bey'de bitiyor. Aslında bunun da aslında devamı şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olan Mahmut Bey Esenyurt hattında devam ettiğinde aslında Esenyurt'tan Isparta Kule'den Bahçeşehir'den Tahta Kale mahallelerinden gelip yani böyle toplayıp Kağıthane'den tekrar gitme imkanı olabileceği gibi bu hattımızın devamı olan bu kırmızı da yapıldığı zaman yani Halkalı'da bunun entegrasyonu sağlandığında direkt halkalıdan buradan da daha kısa mesafede gidebilme imkanı sağlayacak. Bu kırmızıyı da bu yıl içerisinde bitireceğiz. Halkalı ne zaman açılacak diyor Onur? Burası da inşallah 2023 yılı bitmeden burayı açmış olacağız. Bir öncekine gelebilir mi? Evet. Biraz. Şeyi anlamadım ben. Mesela e, bu Kağıthane e, havalimanı metrosu yani ben diyelim ki Taksim'deyim. Kağıthane'ye mi geleceğim? Ya bugün için Taksim'de Taksim'deyseniz Taksim'den gayret e, Mecidiyeköy'e gelip Mecidiyeköy'den e, Mecidiyeköy Mahmut Bey hattına bindiniz. De yine biraz önce dediğim gibi e, Kağıthane istasyonundan havalimanı hattına Kağıthane'den entegre olarak ulaşabileceksiniz. Hay Mecidiyeköy burada kritik yer. Tabii Mecidiyeköy burada kritik yer ama Gayrettepe'de açıldığında Gayrettepe'de kritik yer olacak. Çünkü Mecidiyeköy'deki istasyon hem Yeni Kapı Taksim Hacı Osman metro hattı ve Mecidiyeköy Mahmut Bey'in entegre olduğu birbirini tamamladığı hat. Oradan zaten bunlar ha, bir entegrasyon noktası aslında. Sizin Nisan'da açacağız dediğiniz şu bölüm çok hayati bir bölüm aslında. Tabii burası da çok önemli. Yani Gayrettepe'ye geldiğimizde hem metrobüs bağlantısını sağlamış olacağız. Aslında Mecidiyeköy'de de metrobüs bağlantısı sağlanmış oluyor. Ama direkt aktarma yapmadan Gayrettepe'ye geldiğimizde hem Gayrettepe istasyonunda Yeni Kapı Taksim, Maslak, Hacı Osman, Metrosuyla direkt istasyon içerisinde entegre olmuş oluyoruz. Çok anladım. O zaman ta e, Hacı Osman'dan binip havalimanına gidiyor. Tabii Hacı Osman'dan binen e, vatandaşımız Gayrettepe istasyonuna geldiğinde oradan direkt havalimanı metrosuna e, binerek e, seyahatini gerçekleştirebilecek. Yani Hacı Osman'dan binip Gayrettepe'ye geldiği zaman tren değiştirmek mi denir ona? Tabii bir tane Me tren değiştirmesi. Metro geldi. tabiri bu mudur? E, Entegrasyon diyoruz ona, transfer diyoruz ona. Onu gerçekleştir. İşte sadece istasyon içerisinde bir tren denilip öbür trenine geçecek. Aslında bizim böyle entegrasyon noktalarımız bu sistem içerisinde İstanbul'un belirli yerlerinde çok var. O zaman çok güzel. Yani Tarabya'da oturan, Hacı Osman'da oturan, Maslak'ta oturan, Maslak'ta oturan Levent'te oturan, Levent'te oturan vatandaşımız. Boğaziçi Üniversitesi'nden biri, Betiler'den gelen yine aynı şekilde. Bunların yani, hepsi havalimanı metrosuna Gayrettepe'den Gayrettepe bağlanacak. Gayrettepe tarafından var. gelecek. Şimdi biz hep havalimanında kilitlendik ama bakın burada Göktürk, Kemerburgaz, Hastal, buradaki bütün yaşayan vatandaşlarımızın da Mecidiyeköy, Beşiktaş, Şişli tarafına gelişleri de aslında bu hattımız sayesinde oluyor. Ha tabi tabi anlıyorum. Tersin. Adam İhsaniye'de metrosuna binecek. Tabi Kağıthane'ye. Kağıthane'ye. Gayrettepe, şu, Mecidiyeköy. Şurası da yapıldığı tabii. zaman. Oraya gelecek oradan Beşiktaş'a, Levent'e hepsine gelmiş ol, olur. Ulus'ta gelmiş olacak. Mecidiyeköy'den 40 dakika diyorsunuz. Ben şeyi anlamıyorum. Mecidiyeköy nerede burada? Şurada mı oluyor? Mecidiyeköy hemen burada. Bakın bu bu da diğer hattı gösterirseniz arkadaşlar. Diğer hattı görebilir miyiz? Ha, Kağıthane-Gayrettepe hattıyla Mecidiyeköy hattının alakası yok. Tam burada Mecidiyeköy şöyle bakarsak. Şimdi attığımız açtığımız hat buydu. Tam burası Mecidiyeköy. Bu Mecidiyeköyden Burada çok karışık ama bunu evet. daha daha anlaşılır bir harita yok mu? Bunu ben bu böyle biraz karmaşık ya. Yani hattımız burada hemen kağıthane de burası. Birbirine transfer olduklarında e, kağıthaneden İstanbul Havalimanı'na seyahat etmeyeyim ki. Ya aslında bu gördüğümüz beyazlar şu anda İstanbul'da faaliyette olan metro hatlarının Çalışan. tamamı. Çalışan. Çalışan metro hatlar. Yani dün itibariyle 280 kilometre metro hattı vardı dün, İstanbul genelinde. Dün itibariyle açtığınız yeri şurada haritada gösterebilir misiniz? Hemen burası. Buradan başlıyor, Kağıthane'den başlıyor ve biraz önce söylediğimiz gibi Hastal, Bulgar'a ha, şuraya İstanbul kadar Havayı geliyor. Bana. Şu kargo, değil mi? Te kargo terminaline kadar gidiyor. Asa şu, en esaslı beyaz. hattı Evet, açtınız. yani bu 34 kilometre tabii. Bu toplayıcı bir hat burası. E, Tamamı yapıldığında zaten bir e, tam ana bir omurga olacak burası zaten. Peki havalimanına katkısı çok büyük olacak herhalde. Çok büyük olacak. Yani şu anda havalimanının e, şehirle ulaşımı e, sadece lastik tekerlekli araçlardaydı. Tabii bir metro konforunda buraya ulaşmak çok daha farklı olacak. Ve bu, bu hat üzerindeki bugün için 3 tane ilçemiz ama devamında yaptığımızda 8 e, tane ilçemiz e, birbirine bağlanmış oluyor. Devamı Hatta dediğiniz işte. neresi? Devam dediğim Biraz önce demiş halkalı uzantısı vardı bunu. Kargo terminalinden Arnavutköy, e, Başakşehir, Kayaşehir'den geçip Olimpiyat Stadı, halkalı ve oradan e, Marmaray e, durağına kadar gelen bir 30 şu hat. Evet o 31 buçuk kilometrelik bir hat orası. Peki burayı siz mi yapacaksınız? Biz yapıyoruz şu anda. Peki, bu ne zaman bitiyor? Bunu da işte bu 2023 yıl içerisinde bunu da bitireceğiz. O bittiği zaman bu 69 kilometre uzunla devasa bir hat olacak burası. Peki o zaman, o zaman e, nasıl bir şey çıkacak ortaya yani? Yani tablo burada, ne olacak? Şöyle, Nerede oturan havalimanına rahat gitmiş olacak. Hemen şöyle halkalıda oturan yani Küçükçekmece, Halkalı'da oturanlar, Olimpiyat Stadı'nda, Kayaşehir, Başakşehir'de oturanlar, Arnavutköy'de oturanlar hem havalimanına gidebildiği gibi buradan Kağıthane'den Gayrettepe'ye ve buradan Beşiktaş, Şişli, evet. bütün İstanbul'un Avrupa yakasına gidebilecekler buradan. Ha, şurada oturan vatandaş Gayrettepe'ye de gidebilir. Tabii ki. Gayrettepe'ye de gidebilecek. Yani küçük Küçükçekmece'deki vatandaşımız... Başakşehir'deki vatandaşımız, Arnavutköy'deki vatandaşımız Yani dediğim bu ringi tamamladığında Veya ring üzerindeki bu 8 tane ilçeyi birbirine bağlamış oluyoruz bununla beraber Onur tamam mı? Halkalı'da oturuyor <laughs> Anladın mı olayı? Ne zaman açılacak diyor Bu 2023 yılının 3. çeyreğinde açmayı planlıyoruz burayı Yani 9. 10. aylarda açmayı planlıyoruz burayı İlk şeyi getirebilir misin? İlk e, açtığımız şeyi bir, bir şey duyuyorum çok. o şunlara da bir bakalım. Evet. Şu nedir? 120 kilometre saat. Şimdi yani dünya genelindeki metro hatları, şehir içi metroda maksimum 80 kilometre saattir. Bunun ortalaması da 40 kilometreler civarındadır. İstanbul'da çalışan şu andaki metroların tamamı da maksimum 80 kilometre saat. Ortalamada 40-45 kilometre ile seyahat ederler. Ama burası havalimanı metrosu dünyanın en hızlılarından ve Türkiye'nin en hızlı hız yapabilen metrolarından bir tanesi oldu. Ya bu trenlerin özelliği mi? Rayların özelliği mi? Trenlerin ve sistemin ve dizayn ona göre yapılmıştır burasının. 120 kilometre saate kadar çıkabiliyor. Hatta dün de testini de yaptık. Gayet de güzel çalışıyor. O yüzden... Bu kadar 34 kilometre mesafeyi 24 dakikada alabiliyoruz. Evet. Yani Türkiye'nin en hızlı metrosu bu. Hayır şu, şu, 24 dakika 34 kilometre için çok iyi bir. Süre. Tabii ki. Yani tabii. anladım. Tabii ki. Ee, saatte 120 kilometre. Saatte 120 kilometreye kadar. Bu ne? Bu uzunluk konuştuk. Bu zaten. Bu da uzunluk konuştuk. Günlük 800 bin yolcu taşıma kapasitesi var. Dün itibariyle açmış olduğumuzda 8 tane istasyon var burada. Ya istasyon dediğiniz şunlar yani. Evet. hasta Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve diğer istasyonlar. Ee, şey bir bir, bir bir dedikodu duydum. Tam havalimanının içine girmiyormuş da. Böyle yürüyormuşsun şimdi da yanlış şö planlamışsınız. Şöyle Doğru bir şey de diyebiliriz. Yani şimdi Kağıthane'de belli bir noktada mesela istasyonumuz. E, kağıthane'nin çeperlerinde yani 500 metre mesafede başka mahalleler de var. Her evin altına girecek diye bir hali yok bunun. Burada da sadece bu dizayn gereği yani şimdi bu sistem gereği sonuçta tamamıyla 278 metre uzaklıkta İstanbul Havalimanı bunun terminal içine giremeyeceği için 278 metre uzaklıkta. Bu da tamamen doğal bir yürüme mesafesinde olan bir uzaklık burası. Yanlış planlama değil. Kesinlikle öyle. Baştan şey. mı böyle plan? Tabii ki böyle planlanmış. Yani bu bir dakika. Şöyle mi? Ben şurada ineceğim. Evet. Burada ineceksiniz. Yürüyen merdivenlerden çıktıktan sonra 278 metre yürüme mesafesinde burada yürüyen bantlar da var. 278 metre mesafe yani bir buçuk dakikada ha, havalimanı kapılarına böyle havalimanı kapılarına gireceksiniz. Ha, Bu anladım. da tamamen doğal yürüme mesafesinde ve proje geri tasarımı da böyle yapıldı. O böyle o da olması gerekiyor. Yani şu kapıda olmaz diyorsunuz yani. Şuna. Kapıda olması mümkün değil çünkü orada farklı sistemler var. Zaten havalimanı alanına girmiş oluyorsunuz. Ya hem orada da yapsanız belki 60-70 metre derinlikte istasyonları yapmanız lazım. Hattı da aşağı koymanız gerekiyor. O zaman yürüme mesafeleri yukarı çıkmak çok daha uzun olacak. Şöyle bir şey. Bizim millet bu, direkt uçağa binmek ister. Metroyla. O zaman şey <laughs> körüklere direkt bağlayabilirdik. Yani. Bağlamak <laughs> Şöyle bir de aslında önemli şey şu. Şimdi bunlar dizayn edecek. Bu devasa bir sistem aslında. Yani İstanbul içerisinde sırf burası için değil. Yani İstanbul'da yaptığınız her nokta bağlantılarıyla, transferleriyle, mevcut raylı sistem hatları, mevcut otobüs hatları, mevcut yerleşim yerleri, iş merkezleri hepsi düşünülerek planlanıyor bu istasyonların yeri. Bakın burada şu an konuştuğumuz metro hattı var ama gelecek yıllarda bu maviyle gözüken hızlı trendir mesela. Ankara'dan gelen hızlı trendir. Bu hat planlanırken hızlı tren de planlandı. Ha şu yani bakın o ismi beyazı evet, konuşuyoruz. Beyazı be konuşuyoruz. Beyaz metro evet, mu? Beyaz metro. Mavi hızlı Mavi tren Mavi de önümüzdeki yıllarda yapılacak olan hızlı trendir Bunlar da birbirine entegre edilecek Peki, hızlı tren e, belli bir noktaya kadar gelir oradan metroya aktarılmaz mı? Eee direkt hızlı Tabii, trenle adam gelsin diyoruz. O, o da olur. O, o da olur ama bu dizayn edilirken havalimanıyla ile beraber burası tasarımı yapıldığı için hem hızlı tren düşünülmüş, hem metro düşünülmüş ve bunların üçünün de birbirine entegrasyonu düşünerek burası böyle planlandı. Çok iyi anladım. Yani diyorsunuz ki bu havalimanı yapılırken bu en başta böyle Tabii ki. tasarlanmış Tabii yani. ki aynen öyle. Yani sonuçta bunların hepsinin ince ayrıntıları, detayları var. eee ya bu hızlı tren burası için hakikaten de farklı bir şey. Çünkü burası hakikaten dünyanın en özel bir yeri burası. Dünyanın transfer merkezi burası. Peki Sayın Bakan şu, şu alan nedir bu 278 metrelik alan? Burası, Buralarda neler burası, var? otoparkların olduğu yer. Genelde tamamen otopark ağırlıklı burası. Burası da üst taraftan gördün mü? İçerisi otoparktır. Üstünde de e, çevresel tasarımlar yapılmıştır. E, biz tabii tam üste çıkmadan ya bu yolların olduğu yere çıkmadan bir en üstün bir alt katından yürüyerek havalimanına geçiyoruz. Ay, şöyle yürüyerek. Yani... evet 278 metre mesafede yürüyerek Havalimanı'na girmiş oluyoruz. Kapılar şurada. Kapılar hemen orada. Tamam. E kapılar hemen orada. Gayet rahat aslında yani, yani 278 mi? Çok... Yani aslında normal 800 metredir yürüme mesafesi 10 dakikadır. Burada da 278 metredir yürüme. E, o da 278 buçuk... metreyi kaç dakikada yürürüz? Bir buçuk dakikada yürürsünüz. Yani bir normalde şey değil canım. bir dakikada yaklaşık 80 metre falan yürürsünüz yani. Havalimanının içinde bile daha fazla e, yürüyor. Tabii ki yürüyorsunuz sonuçta. <laughs> yani o yüzden bunlar hakikaten bu çok derin düşünülmüş, her tarafıyla tasarlanmış. Dediğim gibi yani bu o zaman bakarsanız şehir merkezinde de 500 metre öteye de yapabilirdiniz. Tabii, tabii, tabii. Öbür tarafı da yapabilirdiniz ama bunlar hem buraya yolcu gelmesi, yolcu transferleri bir master plandır bu aslında yani. Buradaki hızlı treni siz tasarladınız. Bugünden hızlı giren tren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde nasıl hızlı trenin yerini yıllar önce 2016'da bitirdiğimizde bırakmışsak e burada da bunun yeri hazırlanmış ve onların planlamalarını yapıyoruz biz şu anda. Ankara İstanbul hızlı treni Gebze'den ayrılacak hem Sabiha Gökçen'e uğrayacak. Yani Sabiha Gökçen'i de ile İstanbul Havalimanı'nda birbirine bağlanmış olacak o hızlı trenle. Ayrıca bu hızlı tren buraya geldiğinde metroya yolcu aktarabilecek Yolcular metro ile şehir içine dolaşabilecekleri gibi havalimanına da gelecekler. Ve bu tren buradan Avrupa'ya devam edecek. Yani evet, Hadi bunlar büyük lojistik master planlar bunlar. Yani biz geleceği düşünerek yapıyoruz. E, tabii ki biz bir devletiz yani Ahmet Bey. Yani devlet olarak biz önümüze çıkabilecek ve ihtiyacımız olan önümüzdeki yıllarda önümüze çıkabilecek sorunları bugünden tespit ederek biz planlamalar, yatırımlar yapıyoruz. E, düşünün siz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılmadığını düşünebiliyor musunuz? Yapmasaydı ne olacaktı? İstanbul yaşanamaz bir hale gelecekti. Ama bakın devletimiz orayı düşünmüş, yıllar önce planlamış ve bugüne kadar yapmış, bitirmiş ve 130 bin araç geçiyor İstanbul'a Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden. Aynı şekilde yani ülkemizin dört bir tarafında böyle biz bugünden 2053'ün planlarını yapıyoruz. Türkiye'nin büyüme, gelişme planlarını çıkartıyoruz. Ona göre Türkiye ne kadar büyüyecek, hareketlilik ne kadar artacak, bu ihracat rakamları illerimizin ihracat rakamları önümüzdeki üretim e, miktarlarını biz bugünden ölçerek ona göre yatırımlarımızı planlıyoruz. Aynı bu da bu şekilde. Tabii canım. Yani şimdi ben buraya havalimanı yaptım. Aa metroyu unutmuşuz. Ona da bir plan yapalım sonradan. Aa hızlı tren de gelsin öyle olacak iş değil evet, bunlar tabii yani. Tabii ki değil yani yani doğru. Bu metroyu nereden e, içeri sokacaksınız eğer bu planlanmasaydı. Aynı şekilde hızlı tren de öyle Şimdi gelecek hızlı tren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden. Bunun içine de girecek. istasyon olacak. O, o ne zaman mesela olabilir? Onu da inşallah o... bu aralar ihalesine hazırlıyoruz. Onu. O da çok büyük bir iş. Yani 124 kilometre uzunluğunda Gebze ile Çatalca arasında. Onun devamı zaten Halkalı, Kapıkule arası devam ediyor inşaatları şu anda. Onu da bu yıl ihalesini yaptığımızda inşallah önümüzdeki dört yıl içerisinde onu da bitirip. Ha öyle da çok uzun Türkiye vadeli var. de çok bir şey değil. Yani. Şu an ihale işlemleri Ben sanki böyle zaman. çok geleceğe Yok. yönelik bir çünkü şey. Çünkü bunu yapıyoruz. Çünkü Halkalı, Çerkezköy, Çerkezköy, Edirne, Kapıkule inşaatları şu an devam ediyor onların malatları. Ben hani çok ilerisi <laughs> için konuşuyorsunuz sandım anladım. Bunlar... E, bunlar peki. Işte.